Kanka ya, ben devamsızlıkla sınıfta kalacağım. Bu skeletörcü beni sınıfta bırakmaya meyilli. Bir şeyler yapmalıyız. Ben de aynı durumdayım ya. Bir plan yapalım bari. Aslında aklıma bir gelen bir şeyler var. Evden çarşaf getirdim ben. Ne? Ne alaka çarşaf? Yoklama defterini çalacağız hocanın odasından. Çok mantıklı da çarşaf ne alaka? Ne yapacağız çarşafla? Hocanın odasında bir sürü kamera var. Kılıp değiştirip gideceğiz. Aa, evet çok mantıklı. Hadi gel bari yapalım onu. İşte geldik buraya. Hemen yoklama defterini alalım. Tamam kanki hadi. İşte burada. Hemen alıp çıkalım. Hadi. İşte aldık ama bu defteri nereye koyacağız? Ya öf, bu Zeynep'in dolabına koyalım ya. Ben onu hiç sevmiyorum. Çok gıcık oluyor. Hem de çalışkan. O zaman hadi koyalım onu dolabına. Bugün de dersimiz matematik. He, bu öğrencilerin hiçbirini sevmiyorum. Gideyim de gıcıklık yapayım. Hepsine gıcık gıcık sorular sorayım. Günaydın öğrenciler. Nasılsınız canım öğrencilerim? Çiçek öğrencilerim. Günaydın Günaydın öğretmenim. hocam. Ha, bugünkü dersimiz matematik. Size geçen de sıfır almıştınız hepiniz. Çok mutluyum yani. Ay en Neyse. sevdiğim ders. Canım Ah, hocam. tabii. Sen sıfır almadın da ama neyse. Evet. Biriniz birkaç kişi eksik gibi görüyorum. Bir yoklama alayım. Onlar görsün onu. Bu yoklama değil. Bu da değil. Yoklama nerede? Allah Allah. Çocuklar bekleyin ben bir öğretmen odasına gideyim galayım. Tamam hocam. Allah Allah. O nerede bu ya? Yok burada hiçbir yerde bu. Yoklama. Nereye uçtu mu kayboldu mu ya? Müdürü arayacağım şimdi ha. Sınırlarım bozuldu. Neyse bu gıdayım. Ya çocuklar siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Nerede bu yoklama defteri ya? Siz biriniz falan mı aldı? Çünkü Hocam yok biz yoklama defteri. bilmiyoruz. Yok hocam. Niye Siz yapalım kesin bana ki? şaka yapıyorsunuz ha? Yapmıyoruz öğretmenim. Hocam ne alaka var? Bakın eğer ki birinizden çıkarsa sonu çok kötü olur. Hiçbir yerde yok. Alamazsam bugün de ders işlemem ha. Oley. Var ya kasın siz yaptınız. Bakın anladım. Şimdi de savunuyorsunuz ders yok diye. Siz yaptınız değil mi? Şimdi gıdayım karakola hepinizi söyleyeceğim. Kasım biriniz yaptınız. Bunun sonu çok kötü olacak çocuklar. Şimdi görürsünüz siz. Polisi arayayım da. Alo polis bey, polis hanım. Çabuk buraya gelin. Alo, alo buyurun Skill Teacher hanımefendiciğim. Ne oldu? Sorun nedir? Polis hanım, polis hanım, çok kötü şeyler yaşanıyor şu an okulda. Acilen gelmelisiniz ama öyle böyle kötü değil ya. Bakın siz de kalın göreceksiniz durumu. Nasıl ya? O kadar acil ne oldu ki? Birine bir şey mi oldu? Okul mu yanıyor? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok yok daha kötü bir şey oldu. Çabuk gelin diyorum size. Aa, çok kötü. Tamam hemen geliyorum. Merak etmeyin. Hemen geliyorum. Ah, ben neredeydim? Dur, geliyorum. Tamam, kapattım. Koşun. Dur, arabaya binip. Çabuk ol. Şu arabanın sirenlerini açmalıyım. Çok acil bir durum. Hop. Dur bir dakika ya. Sirenleri açamamışız. Çekilin yoldan. Brookhaven okulunda acil durum söz konusuymuş. Hop, Brookhaven polisi geliyor ve bu olayı çözecek. Çabuk 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 çabuk. Şu şekilde giriş çıkışları kapatalım. Neler oluyor? Security için sorun nedir? Sanım. Ben şu an çok sınırlıyım ama bakın çok sınırlıyım. Birisi gıtmış, yoklama defterini çalmış. İnanabiliyor musunuz? Ben nasıl ders işleyeceğim şimdi? Ne? Sadece yoklama defterini mi çalmış? Bu yüzden mi bu kadar ortalığı karıştırdınız siz? Ya siz anlamıyorsunuz. Yoklama defter çok önemli Polis Hanım. Hemen kameraları izleyin. Bakın ben eminim. Kesin bunlardan biri yaptı. Çünkü çok savundular. Ya bir dakika ya ben şu şeyi kapatayım. Dit ötüyor. Ben de Sanım dedim ne çabuk oluyor diyorum ya. size. Allah Allah. Birine bir şey oldu sandık. Tamam geldim. Ha? Sadece bu sınıf mı dolu bakayım? Evet, 4-5 bunlar öğrenci yaptı var. Polis Hanım. Eminim. Hiç de sevmem kandılarını. Peki tamam. Kameralara bakalım o halde. Hemen bakalım Polis Hanım. Acil an yani.
Tamam. Yoklama defteri kayıtlı değil mi? Defter hani evet, sınıf tamam, defteri bakın. Olan. Tamam. Evet yoklama. Şimdi bakıyorum. Yaklaşık ne zamandır kayıp peki? Yani az önce başladı, 10 dakika önce herhalde, bundan önce ben gelmeden önce 20 dakika falandır yani. Hemen kameraları ileriye alıyorum. Aa haklısınız, odanıza birileri girmiş. Ama bu nasıl bir tip, neden böyle girmişler? Beyaz bir çarşaf, hayalet kostümü gibi bir şey giymiş. İki kişiyi görüyorum. Polis Hanım, size dadım kasın, bizim öğrenciler bılaraktan yaptılar. Hemen yakalayın onları, sorgulayın. Peki, güzel söylüyorsunuz ama onları nasıl tanıyacağız? Üstlerinde kostüm var, skirt teacher. Görmüyor musun? Bu çok Polis planlı Hanım. Bir iş. Polis Hanım, bakın bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Gidip onlara tehdit edelim mi? Olmaz öyle şey. Onlar öğrenci. Ben daha mantıklı bir şey düşüneceğim şimdi. O zaman ben onları okuldan atacağım. Döndüreceğim, beni danırtacaklar. Ben skirt teacher'ım. Çok kötü şeyler yaşatıyorlar bana. Siz merak etmeyin, ben bu işi çözeceğim. Bu sorunu halledeceğim. Evet, sayın öğrenciler, merhabalar. Ben Brookhaven polisi Kübra Nisa. Sizinle çok önemli bir konu hakkında görüşmemiz gerekiyor. Bu öğretmeniniz, yani hanımefendi, Scary Teacher hanımefendi, bana okuldaki yoklama defterinizin çalındığını söyledi. Aranızdan bu işte ilgisi olan, sorumlu olan biri varsa hemen şimdi çıksın ortaya. Eğer çıkmazsa ve ben onu bulursam... Bu işin sonu karakolda biter, bilginiz olsun. Evet. Ben dedim. Çocuklar. Şuraya oturayım da. Evet, kimse bir şey söylemiyor mu? Hiç kimsenin suçu yok mu yani? Evet, hayır hocam. Biz yapmadık. Biz yapmadık diyorlar. Hocam, o zaman. O zaman sizin de izninizle Scary Teacher hanımefendiciğim. Hepsini tek tek müdür odasına çağırıp sorguya çekeceğim. İzniniz var mıdır? Scary Teacher? Hoca şoka girdi. Hocam uyuyor musunuz ya, Allah Allah. Hocam, yok izniniz... Sok sınırlıyım ya. Bana ne soruyorsun? Git otur Allah aşkına, başım şişti sizden. Tamam. O zaman ben sırayla odama çağırıyorum. Ben kendi oyunumu oynayacağım. Siz gidin yapın. Allah Allah, ne garip biri. Tamam. Ama öncesinde... Lord. Ay. Efendim. Scary Teacher. Sorguya çekmeden önce herkesin dolabına bakmak istiyorum sırayla. İzniniz var mıdır? Var var. Hepsinin bakın. Incığına cıncığına. Anlaşıldı. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak kimin dolabıymış? Enes'in dolabıymış. Öğrencilerin arasındaki Enes isimli kişi kim? Enes İyi. Öğrenci hanginiz? Gel bakalım benimle. Kısa boylu gel. Çocuk. Hemen dolabını aç bakalım. Dolabında ne varmış? Bakalım açayım bir. Hemen. Bakayım. Matematik defteri, Türkçe defteri, biyoloji defteri. Başka da hiçbir şey yok. Tamam, sınıfa geçebilirsin. Temiz. Tamamdır. Hadi bakayım. Tamam. Şimdi bir dakika, bu kiminmiş? Galiba Ayşegül. Ayşegül Hanım. Buyurun, gelin Ayşegül, sizin sıranız. Ayşegül, bak orada. Topuz gel yapmış bakalım. Saçını at kuyruğu. Tamam, hadi gel benim bakalım. Ya. Aç bakalım dolabını. Evet, Ayşegül, bu dolap senin. Hemen kontrol ediyorum. Kızım, dolabında taran ne işi var? Okula neden tarak getiriyorsun? Saçımı taramayayım mı? İyi de yasak çok değil sustu. Mi? O çok sustu Polis Hanım'a. Yasak değil mi? Scary Teacher. Ya yasak. Onu da şimdi ben onun ailesiyle görüşürüm. Tamam peki. Bana bakayım başka ne varmış. Ben yasak varmış. Kızım, Allah Allah. Bakayım Türkçe, biyoloji, matematik defteri. Tamam. Tamamdır. Geçebilirsin. Sırada kiminmiş bu? Zeynep. Tamam. Evet. Zeynep öğrenci. Benim hanginiz? Benim hocam. Tamam. Hocam değil yalnız. Ben polisim. Hocanın arkamda. Herkese hocam. Dendesine hocam diyor bu kız galiba. Herkese hoca diyorum. Pardon, karıştırmışım. Sen okulun en çalışkan kızısın. Geçen dönem ödül almıştın. Hatırladım seni. Bunu da hiç sanmıyorum. Tamam, hadi gel bakalım. Dolabını aç bakalım. Dolabında ne varmış? Haydi gel. Tamam polis abla. Hemen açayım. Bakayım. Şimdi bu ne? Kızım bu ne? Yoklama defteri. Bu ne?
kız. Ne? Vay! Bu hiç de sevmezdim. Bak sen yaptın değil mi? Bak işte yazıyor. Ay. Yoklama defteri. Brookhaven okulu. Sen neden ben böyle bir şey yaptın bana? Zeynep? Gerçekten ya buyurun size vereyim skirt teacher. Ver sağ olun. Bak kızım sana da hiç sevmezdim ama iyi bir kızdın. Senden hiç beklemezdim. Ben kadar şu Ayşegül'den falan beklerdim de. Neyse. Onları sorgulayın. Neden böyle bir şey yaptın bakayım Zeynep? Anlat bakalım neden yaptın? Komiser abla ben gerçekten yapmadım. Öğretmenim ben gerçekten ya, sen kanıtla o zaman kızım. Yazık ona Polo Hanım ya. Skirt teacher özel bir konuşabilir miyiz? Gelin buraya gelin. Okay. Na. Şimdi benim bir şey dikkatimi çekti. Kamera kayıtlarında izlediğimiz kızın kafası biraz daha büyüktü. Böyle balon gibiydi. Ama bu biraz daha çelimsiz küçük. Bu olmayabilir. Ama defter dolabından çıktı. Bu işte galiba bir iş var. Ben diyorum ki bütün hepsini tek tek odama çağırıp sorguya çekeyim. Önce önce şu Ayşegül diye bir kız var diye onu çekeceğim sorguya. Onda bir gariplik hissettim. Bakalım neler oluyor. İzniniz var tamam, mıdır hocam? Tamam Polis Hanım. Tabii var ben size güveniyorum. Bakın bende de bazı şeyler sezdim yani bu Ayşegül özellikle Ayşegül, Enes, Ebru onların uçunda şüphelanıyorum. Hemen bakın. Ben oturacağım haberiniz olsun. Durun. Evet devam ediyoruz. Şu kızın da bakalım skirt teacher anlamasınlar diye. Tamam. Evet, senin adın neymiş? Ebru. Dolabını aç bakalım bize. Dolabında ne varmış Ebru? Aferin. Aç bakalım dolabını. Bakayım. Kızım, dolabında niye pamuk şeker var? Abla benim değil. Abla arkadaşım koymuş. Ben koymadım onu. Polis Hanım, onu ailesiyle konuştum. İzni var. Pamuk şeker getirmek yasak değil mi okula? Yok kantinde satılıyor ya. Benim ailem pamuk şekerci. Ha şekerciyim iyi baban senin. Tamam peki öyle olsun. Evet şekerci. Tamam kapat dolabını tamam zaten seni aramıyorduk. Kalk git hadi sınıfa gir. Gir hadi git. Git kızım. Tamam o zaman sorguya çekmeye başlıyorum yavaştan. Tamam ben de alayım evet, mı? Evet çocuklar siz de gelin isterseniz tamam. Müdür odasında çekeceğiz. Şimdi sınıf defterini, yoklama defterini bulduk. Maalesef aranızdan birinin dolabından çıktı. Ama kendisi yapmadığını söylüyor. Bu yüzden ben de hepinizi tek tek müdür odasında sorguya çekeceğim. Aranızdaki gerçek suçları bulmak istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak kızlardan başlayacağım. Sen Ayşegül, seninle başlayacağız. Hadi gel bakalım. Gel. Ama ben de yapmadım. Gel kızım, tamam gel, soracağız. Gel dedi mi Galacan? Evet. Şöyle. Buyurun siz oturun skirt teacher. Ben de yanınızda duracağım zaten. Evet Ayşegül. Bugün okula gelirken neler yaptın? Neden geciktin okula mesela? Anlat neredeydin? Neredeydin kızım cevap versene. Enes'e dondurma yiyordum onun için geç kaldım. Neredeydin? Enes mi? Enes kim? Enes sınıftan arkadaşım. Sabah dondurma yiyordunuz ikiniz hı-hı, öyle mi? Hı? İyi tamam hadi bakalım sen geçebilirsin. Evet. Gel. Allah yalan söylüyor bu kız vallahi yalan söylüyor sabah kim dondurma yer? Evet şimdi... Enes'te sıra. Enes gel bakalım müdürün odasına. Seni soracağız nerede olduğunu. Geleyim. Skirt teacher bu işte bir iş var. Geç hadi geç. Bence de ben sizi dinliyorum. Şimdi gel bakayım otur şuraya çocuğum. Evet. Sabah neredeydin? Okula neden geç kaldın? Söyle bakayım çocuğum. Sabah Ayşegül'le hamburger yiyordum. Tadı inanılmazdı. Anlayamazsınız yani. Öyle mi? Peki gidip hamburgerciye sorsak doğrular mı? Tabii ki de doğrular. Yani Ayşegül'le birlikte sabah dondurma yiyordunuz. Öyle diyorsun. Doğru mu? Dondurma değil hamburger. Ha pardon. Bilerek söyledim öyle. Tamam peki geç bakalım sınıfa. Ya da dur geçme burada dur bekle. Skirt teacher Ayşegül'ü çağırır mısın lütfen? Tabii ki de Ayşegül.
Ayşegül. Hah, diye geliyor galiba. Ayşegül. Şimdi Ayşegül, geç bakayım arkadaşın Enes'in yanına. Evet, Enes diyor ki biz sabah Ayşegül'le hamburger yiyorduk. Doğru mu Enes? Evet. Ama Ayşegül de diyor ki biz sabah Enes'le dondurma yiyorduk. Hanginiz yalan söylüyor? Çabuk doğruyu söyleyin. Hamburger yedik, sonra dondurma yedik. Öyle. Öyle mi? Tamam, bekleyin. Yalan. Çantalarınıza bakayım. Yalan tabii. Tabii. Bak, ben hemen... Ne? Ben şimdi şuradan Ayşegül'ün çantasına açın, bakayım. Açın, arkanızdayım. He, Ayşegül. Çantanda gerçekten bir şey yokmuş. Enes, ayağa kalk bakayım evladım. Bir de senin çantana bakalım ne varmış içinde. Bakalım mı? Bak bak. Bakın. Bakayım. Aa oğlum, neden çantanda çamaşır sepeti var senin? Aa! Evden getirdim yedek çamaşır kıyafet. Sepeti mi? Niye? Yalancıyız, yalan söylüyor polis hanım. Bunlar hayalet kıyafetleri. Aa evet, bak şuradaki beyazlara bakın. Hayalet evet. Kıyafeti, hatta çarşaf evet. Getirmiş okuldan. Ayşegül ve Enes suçlusunuz. Neden böyle bir şey yaptınız? Aa, Enes, İkiniz de suçlusunuz. Şey yaptın? Enes, birlikte yapmışsınız. Yok, Ayşegül de yanındaydı, yardım etti bana. İkiniz beraber yaptınız demek. Niye peki arkadaşınıza suç atmak için defteri onu dolabına koydunuz? Ağlıyor sabahtan beri Zeynep, değil mi? Çünkü devamsızlığımı çok fazlaydı. Bak bak bak, Skirt Teacher görüyor musun? Neler yapmışlar. Doğruyorum. İkiniz de doğru karakola. İkiniz de suçlusunuz. Hadi bakayım, bu yaptığınız çok büyük bir suç. Bu yüzden karakola gidiyoruz. Yürüyün bakayım, yürüyün. Hemen gidelim. Ayşegül. Evet, karakola gidiyoruz şimdi çocuklar. Bu yaptıklarınızı bir güzel cezasını çekeceksiniz. Öğretmenim, lütfen beni affedin. Annem babam çok kızacak. Hadi bakayım, inin aşağıya. Özür dilerim. Çok mutlu oldum, yakaladık. Ayşegül, arkadaşlar da gelmiş. Hadi gelin. İçeri mi çabuk, geçeceğiz? Çabuk. Özür i̇çeri çabuk. Ayaklarım geri gidiyor. Hadi. Çabuk. Böyle mi? Belki hadi. De geri gidiyor. Cezalarını çaksınlar. Evet. Bunları yapan onlar mıydı? Evet kızım. Maalesef arkadaşlarınız yapmış ve senin dolabına koymuş. Demek evet. Özür dileriz Zeynep. Lütfen okulun düzenini bizi. Bozduğunuz için okulun eşyasını, yani sınıf defterini çaldığınız ve sakladığınız için, öğretmeninize yalan söylediğiniz için, arkadaşınıza iftira attığınız için cezalısınız. Sizi tek bir şekilde çıkarırım. Skirt Teacher sizi affederse. Hatta Skirt Teacher değil, Zeynep sizi affederse. Çünkü bu yaptığınız en çok Zeynep'i etkiledi. Evet. Zeynep, affet, biz bir daha yapmayacağız. Özür dileriz Zeynep. Sizce onları affetmeli miyim? Affet diyorsan like at. Affetme diyorsan yorum yap.